İlk Doğu Korkmaz ailem, herkese yeniden merhaba dostlarım. 3. sınıf vize haftası vlogumu tekrardan hoş geldiniz. Buradaki kısımlar vizeden 1-2 gün öncesine ait. Benim ilk sınavım Orta Türkçe ve Batı Edebiyatı'ndan oluşuyordu. Ben de o yüzden burada not çıkarıyorum. Bir yandan yazıyorum, bir yandan kendi kaynak kitabımdan notlarımı falan çıkarıyorum. Burada tabii ki sizlere de gösteriyorum. Çok gergindim. Çünkü gerçekten oldukça zor bir vize haftasına gireceğimi biliyordum. Onun sinyallerini hissetmişim diyebilirim. Gerçekten çok fazla zordu yani. Bu ne 1'e ne de 2'ye benziyordu. 3. sınıf bambaşka bir sınıfmış. Burada da oturup ne yapıyorum? Ders çalışıyorum. Sonradan ise saçlarımı örmüştüm. Diyorum şöyle birazcık saçlarımı şöyle bir açayım. Birazcık kendi kendime oynayayım falan diyorum. Ve saçlarımın güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım, ben bu dalga dalga görüntüyü gerçekten çok seviyorum. Bavullarımı hazırladım da bu da sizlere gösteriyorum. Ve diyorum ki burada günaydın diyorum. Vize haftasının 1. gününden tekrardan merhaba tarzında bir şeyler diyorum. Sabahın köründe kalkıyorum ve o yüzden tabii ki ne yapıyorum? Ders tekrar yapıyorum. Burada Orta Türkçeden, Kutat Kubilik'ten tahlillerimiz var, kelime tahlillerimiz. Onlara çalışıyorum. Bir de Ali Akar'ın Türk Dili Tarihi kitabından Orta Türkçe'nin sözel kısmından sorumluyduk. Ve burada da hazırım gördüğünüz gibi. Şöyle lacivert. Genelde ben hep sınav günleri böyle eşofman tarzında giyiniyorum. O yüzden çok rahat oluyor. Sadece şöyle bir ruj sürdüm. Ve olmazsa olmaz benim sivilceler yine bir anda çıkıverdiler gördüğünüz gibi. Dostlarım, herkese yeniden merhaba. Sınavın 1. günündeyiz. Birazdan Orta Türkçe sınavım var. Ardından da Batı Edebiyatı sınavım var. İkisi de ezber. Daha doğrusu hepsi ezber de derslerimin. Bilmiyorum, iki sınav üst üste gelince gerçekten çok zor oluyor. Bu hafta böyle pazartesi, çarşamba, perşembe iki sınav üst üste. Salı ve cuma sadece birer sınavım var. Ama iki sınavın üst üste geldiği zaman ben böyle geriliyorum. O yüzden yine stresten bir sürü sivilcelerim çıktı yani. Olabiliyor böyle şeyler. Şimdi hemen hızlıca hazırlandım. Şöyle saçımı ördüm. Çok hafif dudağıma bir renk verdim. Ve bu da benim sınav kombinim. Her zaman zaten genelde böyle oluyor. Eşofmanımı giyiyorum. Üstüne geçiyorum bir sweatshirt. Oh mis. Yani ne uğraşacağım pantolonla falan. Beni daraltacak, bunaltacak falan. Her neyse, notlarım da burada. Sayfa sayfa ezber. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah sınavım güzel geçer ve sınavdan sonra sizlere güzel bir açılış yapabilirim. Yani umarım yüzüm güler. Bilmiyorum. Bakacağız. Orta Türkçe'de bu Orta Türkçe dönemi soruluyor. 10-15. yüzyıl arasını kapsıyor. Geçiş dönemi eserleri, Kutat Kubilik, Divan Lügatü't-Türk, Atabetü'l-Hakaik, Divan Hikmet, artık Kur'an tercümeleri. Artık Kutat Kubilik'ten birkaç bölüm bizleri bekleyecek sınavda. Şöyle şuna bakar mısınız? Hemen okuyorum. Togardın ese geldi, öndün yile doğudan eserek geldi bahar rüzgarı. Bunu işte ayırıyorsunuz. Mesela togmak fiil kökü. Togar fiilden isim. Togardın dın ayrılma eki gibi. Ya da mesela Acun itgüke açtı uçtmah yolu. Dünyayı düzenlemek için cennet yolunu açtı. Uçtmah burada cennet demek falan. Sonra mesela itgüke işte burada açıyoruz. İşte kelimenin tahlilini yapıyoruz. İtmek fiil kökü, vurgu sıfat fiil ke yönelme aleyk. Tekrardan merhaba. Sınavdan geldim. Birinci sınav güzeldi, Orta Türkçe. Ama ikinci sınav hiç beklediğim gibi gelmedi. Destanlardan hiçbir şekilde tahlil sorusu yoktu. Gerçekten ikinci sınav çok zor ve ben kızarmışım bayağı. Neden böyle oldu? Hava da soğuk ya, belki ondandır. Bilmiyorum, Orta Türkçe güzeldi. Ama Batı Edebiyatı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şimdi biraz dinleneceğim. Gerçekten çok yoruldum. Yani de çalıştığım destanların hiçbirinden bir soru gelmez. Çok farklı sanat anlayışı, edebi, antik Yunan'ın edebi anlayışından falan böyle değişik sorular vardı. Üç soru vardı ama çok zordu gerçekten. Vallahi hiç bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Biraz dinleneceğim. Sonradan da Yeni Türk Edebiyat sınavına çalışacağım. Çok yoruldum. Var ya, gerçekten kendimi aşırı yorgun hissediyorum. Ama bu hafta böyle geçecek. Yapacak bir şey yok. Burada da Yeni Türk Edebiyatı sınavına beraber hazırlanıyoruz. Servet Fünun döneminden bu hafta diyorum, bu yıl işliyoruz. Yeni Türk Edebiyatı'nda Servet Fünun kuruluşu, dağılışı, 3 tane de şiirden sorumluyduk. Tevfik Fikret Siz şiiri, Cenap Şahbettin Elhanişta ve Süleyman Nesib'in Hande-i Adem şiirinden sorumluyuz. Böyle 3 tane dediğime bakmayın. Tevfik Fikret'in şiiri zaten 4-5 sayfaya yakın bir şiir. Cenap Şahbettin de yine aynı şekilde o şekilde uzun bir şiir. Bunun tahlilleri var, Osmanlıca kelimeleri var falan derken
Bu da gerçekten zor bir sınavdı. İki tane de sizlere soru hazırladım. O yüzden buraya böyle hızlı bir şekilde geçiyorum. Bu da benim vize haftamdan kalan iki tane anı short videom oldu. Bir tanesi de daha böyle ders ağırlıklıyken. Diğerini sizlere de motive olması amacıyla buraya koymak istedim. Evet, yeri geldi bazen 1.30'da uyudum. Yeri geldi 5.30'da kalktım. Yeri geldi kendimi çok zorladım. Ders çalışmak istemesem de bir şekilde o masaya oturdum. Çünkü gerçekten bazen kendi standartlarınızın ödün vermezseniz olmuyor. Evet, tabii ki zorlandığım sınavlar elbette oldu ama en azından vicdanım çok rahat. Elimden geleni yaptığım için bu da bana açıkçası yetiyor. Bazen yeri geldi gördüğünüz gibi burada da pes etmeye çalıştım. Gece 12 diyorum. Odamdaki kızlar uyuyordu, ben uyumuyordum. O yüzden burada tekrardan ezbere oturuyordum. Bazen tabii iyi bir şey. Şimdi şöyle güne güne çalışsak belki her şey daha iyi olurdu ama her şeyin ezbere dayalı olduğu sınavda maalesef bazen evet uykumdan bayağı bir feragatlık etmiş oldum. Yani bayağı bir uykusuz girdiğimde oldu sınava. Yine elimden gelince bunu dengelemeye çalıştım ama artık olduğu kadar ezber. Bir sonraki günde sınavdan tam önce kargo mu gelir? Evet geldi. Dostlarım hayırlı uğurlu olsun. İlk Maybelline rujumu almış bulunmaktayım. Bendeki Rust rengi. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Rust da diyebilirsiniz. Denemedim tabii ki. O ara çünkü sınava yetişmem gerekiyordu. Ondan dolayı sadece böyle sizlere gösterdim ruju ve ondan sonra sınava gittim. Tekrardan merhaba dostlarım. Bir diğer gündeyiz. Bugün iki tane sınavım vardı. Türk Halk Edebiyatı ve üstüne Eski Türk Edebiyatı. Emin değilim ama eğer Eski Türk Edebiyatı'ndan hoca o sözlü yazdıklarıma puan vermezse kalabilirim. Gerçekten aşırı kötüydü. Osmanlıca'yı çeviremedim. Bir yandan da yemek yiyorum bu arada, kusura bakmayın. O kadar acıktım ki şöyle sabahtan kızartma kalmıştı. Ondan aldım. Birazcık da fındık yiyorum. Çok acıktım valla. Tansiyonum şu sınavdan önce az kalsın dostlar var ya, uyuyordum. Notları şöyle bir göz gezdirirken şöyle bir gözüm dağılmış. Gece geç yattım biri de. Sabah da erken kalktım işte 8'e doğru ama normalde yapmadığım bir şey olduğu için hani bayağı zorlandım. Kendimi de zorladım. Onun haricinde halk edebiyatı sınavı geçsek yeter. Gerçekten bu 3. sınıf kafası bende sadece bu şekilde ilerliyor şu anda. Geçsem yeter. Gerçekten aşırı zor. Çok zordu yani. Masal kaynakları, Dede Korkut'tan sorular vardı. Ondan sonra masalın tanımı, şekil, muhteva özellikleri hepsi birbirine karıştı. Bir şeyler yaptık ama bakalım. Ama Eski Türk Edebiyatı yapamadım. Gerçekten hayatımda sanırım ilk defa boş kağıda yakın verdim. Bu çok kötüydü. Kendimi hiç yakıştırmadım. Ama olmadı yani. Osmanlıca'ya çeviremedim. Transkribe yapamadım. Aruzu bulamadım. Çünkü şöyle bir şey. Çeviriyi yapamadan, Osmanlıca metni çeviremeden zaten hiçbir şey yapamazsınız. Orası kaldı. Bir Fuzuli'nin eserlerini yazdım. İşte Şikayetname, Leyla ve Mecnun, Saatülmaras, Hadikati Süeda'yı onu yazdım. Ama açıklamasını yapamadım. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi. Onu ne yazık ki yazamadım. Bir de divan makalesi, makaleden bir soru vardı. Ben o makaleyi sen git, tasavvufun zannet ve çalışmadan sınava gir. Bravo ilk doğu. Bravo yani. Bravo gerçekten. Öyle zor bir gün geçti. Bu arada dün yeni Türk Edebiyatı sınavı vardı. Güzeldi. Umarım güzel bir şeyler yapmışımdır. Gerçekten yeni Türk Edebiyatı'na çok çok çalıştım. Ama gerçekten çok fazla çalıştım hani. Bilmiyorum sonuç ne olur. Elinden geleni yaptım. Ama güzeldi. Çalıştığım yerlerden gelmişti dünkü sınav. Onun haricinde bu şekilde dostlar. Son 3 sınav ve sonra eve gidiyoruz. Video çekmek için sabırsızlanıyorum. Sizinle makyaj videosu çekmek istiyorum. Gerçekten çok özledim. Zaten videolarımın da düzensiz olması hiç hoşuma gitmiyor ama bu ara böyle ya da bu sınıf yani okul bitene kadar sanırım bu böyle olacak. Önceliği derslere vermezsem çok sıkıntı. Gerçekten çok sıkıntı. Böyle sizinle sohbet etmek istedim. Yine 3 dakikaya yakın sohbet etmiş oldum. Bana çok kızıyorsunuz ama kusura bakmayın ben böyle sohbet ediyorum. Günaydın dostlarım. Bugün de Aşık Edebiyatı sınavı ile Türk Dünya sınavım vardı. Elimde de Aşık Edebiyatı sınavının notlarını görüyorsunuz. Yine iki sınav üst üste olduğu için ve ben yine ikisinden de gerçekten böyle tam hazırım sınava diyemediğim için sabah kalkıyorum ve tekrardan ezbere oturuyorum dostlarım. Burada gördüğünüz gibi ezber yapıyoruz. Sonradan ise ben o günü çekmemişim galiba.
Bir sonraki güne geçiyoruz ve bu sefer benim tasavvuf edebiyatı, pardon, evet, bugünün akşamındayız ve ben tasavvuf edebiyatına çalışıyorum. Zaten tasavvuf edebiyatı benim son sınavım oluyordu. Burada tasavvuf edebiyatından notlar çıkarıyorum. Tasavvuf edebiyatının menşei, işte temsilciler falan var. Kısaca size şundan bahsedeyim. Tasavvuf edebiyatı aslında şöyle, dünya nimetlerinden kendinizi ayırıp tamamen bolca ibadet edip hani Allah'la bir olma hali gibi düşünebilirsiniz. Bunu tabii daha da detaylandırıyoruz biz hani derslerde. Sabah burada 6'da kalktığımı sizlere söylüyorum. Çünkü tasavvuf edebiyatına gerçekten kendimi hiç hazır hissetmiyordum. O yüzden sabah kalkıyorum. Sessiz konuşmamın sebebi ise odadaki arkadaşlarım uyuyordu. Onları rahatsız etmek istemedim. Bayağı bir esnedim burada. Ama yine çalıştım. Gördüğünüz gibi burada diyorum ki sizlere hazırlandım ve son sınava gidiyoruz diyorum. Nasıl başlarsa öyle biter. Motiveyle başladım, motiveyle bitirdim. İşte bu da benim son gün kahvaltım. Zeytin, yumurta ve poğaça ve artık eve gidebiliriz. Yaşasın. Selam dostlarım. Sınavı bitirdim ve geldim çok şükür. Yoruldum gerçekten. Tasavvuf edebiyatı sınavı da biter ve bu ilk kız artık evine gider. Evimi, ailemi çok özledim. Eve gitmek istiyorum. Evim. Evim. Where is my home? Gerçekten kafam döndü yani. Sabah 5.30'da kalktım. Gece 12.30'da yattım. 4.5 saat uykuyla duruyorum. Ama çalışmasaydım sınava inanın yapamazdım. İnşallah tasavvuf edebiyatını geçerim. Şu an tek korktuğum ders var. Aslında tek değil, en çok korktuğum ders. Eski Türk edebiyatı neredeyse boş kağıt verdim. Çok zordu gerçekten. Umarım kalmam. Kalmak hiç istemem doğrusu. Çünkü bir yıl kaldı zaten Allah'ın izniyle ve bitirip mezun olmak tabii ki en büyük isteklerimden bir tanesi. Sağlıklı ve saatli inşallah. O yüzden perperişan bir haldeyim. Ama olsun. Verdiğim tüm emeklere helal olsun. İyi ki de sabah köründe kalktım. İyi ki asla vazgeçmedim. İyi ki 12.30'lara kadar uyumadım. 1.30'lara kadar uyumadım. Yapmasam yapamazdım gerçekten. O yüzden Allah herkesin emeklerinin karşılığını versin diyorum. Ben birazcık dinleniyorum. Sonra buraları toparlıyorum ve yavaş yavaş eve gitmek üzere yola koyuluyorum. Dostlarım tekrardan merhaba. Artık akşam oldu ve yavaş yavaş artık hazırlıklar tamamlandı. Sırt çantam, ön çantam orada bekliyor. İki tane bavulcuğum orada. Evet, iki bavulla eve gidiyorum. Saçma gelecek sizlere ama böyle bir insanım. 3 yıldır bu böyle devam ediyor. Ay, aileme hediye almayı gerçekten çok seviyorum. O yüzden onlara böyle özel hediyeler aldım. Onları göstermedim. Göstermeyeceğim çünkü videoları izliyorlar. O yüzden sürprizi kaçardı. Ondan göstermedim. Babacığıma, anneşkucuğuma ve Berfitoşçuğuma böyle güzel tatlış hediyeler aldım. Ondan sonra kullanmadığım bir iki organizer falan da vardı. İşte o yüzden iki bavul. Zaten şöyle kaşıklarımı da almaya gideceğim aslında evde. Çünkü buradakilerin hepsi bluz, body, ince tarzı şeyler olduğu için gerçekten üşüyorum. O yüzden iki bavulun gelmesinin sebebi o. Birinde hediyelikler var. Diğerinde de zaten kaşıklarımı alacağım için. O daha hafif böyle bir bavul. O daha iyi öyle. Bakalım, çok heyecanlıyım. Gerçekten ailemi çok özledim. Bu yıl benim için biraz zor başladı aslında. Yani çok da anlatmak istemiyorum ama bazı insanlara çok kırıldım. Daha doğrusu kendimi yeni farkına vardım. Ve artık biriyle konuşmak istemiyorsam konuşmuyorum ve bu şekilde sanırım artık devam edecek. Biraz geç oldu galiba ama kendimi daha yeni fark ettim diyebilirim. Evet, daha biraz geç geldi bu farkındalık ama olsun, böyle çok mutluyum. Ben nasıl istersem öyle olacak. Biriyle konuşmak istemiyorsam konuşmak zorunda değilim. Ve konuşacağım ya da konuşmayacağım. Bu benim bileceğim bir iş. O yüzden son 1,5 ayda gerçekten bu konuda çok sıkıntı yaşadım. Sevdiğim, değer verdiğim insanlar tarafından böyle şeylere maruz kalmak, konuşmalara ya da kalp kırıklığı diyelim artık. O beni birazcık üzdü ama hiç problem yok. Hallediyorum. Halledeceğim de zaten inşallah. Ama umarım bu sene böyle devam etmez. Gerçekten çok sıkıcı yani bunlarla karşılaşmak. Hele yani sınav dönemin içindeyken falan böyle yaşanan olaylar insana bayağı bir yoruyor açıkçası. Ondan şimdilik durumlar böyle. Sonra yine görüşürüz. Burada da artık hazırlandım. Bavullarım hazır ve artık yavaş yavaş eve doğru yola koyulabiliriz gitmeye. Hemen gitmeden şöyle hızlıca bir yemek yiyorum. Zaten ben otobüse bineceğim günlerde çok fazla bir şey yemiyorum. O yüzden genelde 16 saat kadar açlık çekebiliyorum. Neyse, sonradan odaya hop geri çıkıyorum. Eşyalarımı alıyorum ve yavaş yavaş çıkıyorum. Bu arada otogara benimle gelen canım arkadaşım Aleyna'ya da buradan çok teşekkür ediyorum. Canım arkadaşım, iyi ki varsın. Ben daha sonradan burada otobüsü beklemeye koyuyorum artık. Tabii ki fotoğraf çekmeden olur mu? Olmaz.
olmaz. O anılarımızı bir çekelim. Böyle anılar çekiyorum ve gerçekten o akşam Niğde o kadar soğuktu ki anlatamam. Böyle şalım üstünde falan otogarda biraz bekledim ama en azından çok fazla beklemedim. Ve burada da görüyorsunuz hala fotoğraflar çekiyoruz. Bu arada bir tane kedi vardı. Kedi benim bu küçük siyah el çantamı çok sevdi. Sürekli tırmalayıp durdu. Az kalsın koparacaktı ama neyse ki koparmadı. Neyse daha sonra artık yavaş yavaş otobüs saati geliyordu. Bavullarımı aldım. Allah'ım böyle paytak paytak da yürüyor muyum? İkisi de ağır olduğu için. Neyse burada işte bekliyorum falan. Otobüsle ilgili anımı biraz daha sonra size anlatacağım. Burada da artık yavaş yavaş evet otobüsün içine girmişim. Ama şöyle oldu. Ben az kalsın otobüsü kaçırıyordum. Hiç sormayın. Elimdeki bavullarda ağır ya bir şeyler hani almıştım falan. Daha sonradan önümdeki araç meğersem Antalya aracıymış. Ben onu görmedim. Bekliyorum bekliyorum. Bir anda bir şey beni durdurdu ve bir bakayım dedim. Kimse de anons yapmıyor. Az kalsın geç kalıyordum. Çok şükür Rabbime ki yetiştim. Yani yoksa gerçekten sıkıntıydı. Burada size birazcık yol manzaraları çekiyorum. Aslında bunu sizlere short videosu olarak da böyle çekebilirim ama bilemiyorum. Onu sonra bakarız. Böyle güzel ben yol manzaraları çekmeyi gerçekten çok seviyorum. Ve aslında doğayı izlemeyi de çok seviyorum. Akşam bindiğim için tabii ki akşam doğa izlenmiyor ama sabah vaktinde böyle güzel güzel her yeri izleye izleye gidiyoruz. Sizlerle burada şu anda ilçeleri geziyoruz. Artık Kemer, Kumluca, Finike diye diye oradan Kaş'a doğru varıyoruz dostlar. Böyle havada hafif yağmurlu gibiydi. Böyle değişikti. Ve burada yine çekiyorum. Şimdi burada kendim çekeceğim. Burada neredeyiz bilmiyorum. Böyle her yeri çekmişim sizlere. Otobüsün içindeyim burada. Ve baya yorgun görünüyorum. Benim yine boyun yastığı her zamanki gibi orada. Benimle beraber mezun olacak. Burada artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Gördünüz mü havanın güzelliği? Oy canım memleketim, canım memleketim. İşte burada yaklaştığımızın sinyalleri. Ay taşını denizini sevdiğim gerçekten. Burada birazcık denize seyredelim ve geldik. Hop, Kaş'tayız sizlerle beraber. Ay çok şükür gerçekten evime geldim. Evim canım evim ve hemen kendime güzel bir kahvaltı hazırladım. Anişkomla babişkom işte. O yüzden bir Firtuş Hanım yapmayacağına göre bu işleri biliyorsunuz tabii kim yapacak? Ben yapacağım. Vallahi yol yorgunu çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Daha doğrusu öğlen oldu ama olsun ben de böyle kahvaltı tarzı bir şeyler hazırladım. Ama bence güzel oldu. Uzun bir yolculuktu. 16 saattir falan yoldayım herhalde. En son dün akşam yurtta yemek yemiştim ama onu da çok fazla yememiştim. O yüzden şimdi bakalım kahvaltı yapalım. Sonra da artık vize sonrası şöyle birazcık benim de keyif yapmak hakkımdır diye düşünüyorum. Bu şekilde yine ara ara vloglarda beraber konuşuyoruz. Şimdilik görüşürüz. İşte bu da kahvaltımız. Şöyle sucuklar. Ondan sonra burada artık şu an hiç markete falan gitmedim. Evde ne varsa onlardan bir şeyler hazırladım işte. Böyle yumurta, salata, sucuk, portakal, kuru yemiş, zeytin, çay. Böyle bir yemek aslında. Öğle kahvaltısı gibi bir şey hazırladım. Bu da bir başka günden dostlarım ve burada böyle hızlıca bir kahvaltı hazırlıyorum. Böyle çok güzel kahvaltı tabağı almış annem ve o kadar güzel görünüyordu ki ben de hemen böyle süslemek falan istedim. Aslında short videosu çekecektim ama kahvaltı saati o kadar gecikti ki ve o kadar acıktık ki ne yazık ki o kısımları çok çekemedim. Ben de hiç o yüzden çektiğim kısımları buraya ekliyorum. Böyle domates, marul, biber, salatalık tam da ortaya böyle zeytin koyuyorum ve artık kahvaltı sofram hazır oluyor. Böyle omlet, tost falan böyle bu şekilde bir şeyler hazırladım. Berfitoş'umla beraber şöyle güzel bir abla kardeş kahvaltı yapalım istedim. Ben meyve koymayı da seviyorum bu arada kahvaltılara. Portakal olsun, elma olsun falan. Dönemin meyvesi neyse onu koymayı seviyorum. Güzel oluyor. Ve burada sizlere kendimi gösteriyorum. Evet, bir ablayız ve kahvaltı hazırladık. İlk Doğu Korkmaz ailem tekrardan merhaba. Edit işlemini bitirdim ve şu anda videoyu sizlere yayınlayabilirim. Videonun son kısmındayız. Gördüğünüz gibi 3. sınıf vize haftasını çok şükür sağlıklı bir sıhhatle bitirdim ve çok şükür gerçekten Rabbime şükürler olsun sağ salim bir şekilde ailemin evine ulaşabildim. Ve birazcık olsa şöyle kendimi dinlenme için güzel bir fırsat oldu aslında benim için. Böyle evdeyim, oturuyorum, film izliyorum, yemek yiyorum, ailemle vakit geçiriyorum. Onlarla konuşuyorum, sohbet ediyorum. Ondan sonra yine kız kardeşimin bu ergenlikleriyle uğraşıyorum.
Tripler havada uçuyor. Hanımefendiye hediye alıyorum. Hediyeleri pek beğenmiyor. Anneme babama aldığım hediyeleri daha çok beğeniyor falan. Neyse bu tarz şeyler olabilir dostlar ailede. O yüzden böyle olsun, onun muzipliğini seveyim gerçekten hani. O yüzden ben onu olduğu gibi kabul ediyorum. Ondan dolayı böyle vakit geçiyorum yani. Başka bir şey yapmıyorum. Film izliyorum. Uzak Şehir'i izledim. Ay çok güzel. Zaten böyle Doğu dizilerini izlemeyi gerçekten çok seviyorum. Hercai falan da zamanında izlemiş insanım. Aşk Mavi falan da izlerdim. Gerçekten çok güzel bir diziymiş. Zaten Sinem Ünsal'ın oyunculuğunu çok beğenirim. Mucize Doktor'dan ve diğer kızımdaki oyunculuklarından vesaire. O yüzden dizi gerçekten çok güzelmiş. Böyle güzel güzel dizi izliyorum falan. Ay çok güzel. Ama tabii içerideki çekim odamı ayarlamam lazım. Çok güzel iki tane far paleti aldım. Revolution'ın iki tane far paletini aldım. Bunlarla size video çekmek istiyorum. Bu yüzden içerideki çekim odam baya bir dağılmış. Orası aslında ortak kullandığımız bir oda, ancak benim tabii ki video çekimlerimi en güzel odada çekiyorum, yan tarafta. Orada şu an Berfin'in eşyaları var. Birazcık onları ayıracağım. Çünkü sizlere makyaj videosu çekmek istiyorum. Revolution'ın of o renkli far paletini sonunda aldım. Ve kırılmadan çok şükür getirdim. Onunla bir video çekeriz. Belki sohbet falan, bilmiyorum, bir şeyler çekeriz. Benim o odayı bir ayarlamam lazım. Arka planımı falan ayarlayacağım. Beni yine bir temizlik macerası bekliyorum, bir kesin. Ancak olsun, güzel güzel yine videolar çekeriz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şu an yani şu videonun bitişi itibariyle 3300 abone olmuşuz. Gerçekten çok teşekkür ederim destekleriniz için. En baştan beri, 4 yıldan beri beni destekleyen, bu aileye sonradan katılan değerli İkdoğu Korkmaz ailesi üyeleri. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu çok mutluluk verici. 3300, belki 3500, belki sonra 4000 falan derken İkdoğu Korkmaz ailesi git de büyüyor ve bu beni gerçekten çok çok mutlu ediyor. Ve inanılmaz bir duygu. Yani ben bunu size açıklayamam hani. Tabii ki herkes bu duyguyu hissettiğim gibi hissedemeyebilir. Bazıları için çok çok düşük rakamlar, ama sizler bir rakamdan ibaret değilsiniz. Sizler benim arkadaşımsınız, kardeşimsiniz, dostumsunuz, ki sizlere zaten dostlarım diyorum. O yüzden rakam gerçekten hiçbir şey. Ancak tabii ki kitlenin büyüyor olması da beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bir tane yorum gördüm. O yorumu cevapladım. YouTube'dan para kazanıyor musun diye. Hayır dostlarım, öyle her şey dıştan göründüğü gibi kolay olmuyor ne yazık ki. YouTube'da da belli bir 1000 üstü izlenmeniz gerekiyor ve mesela olarak görüyorum bir 2000, 3000, 4000 falan izlenmeniz gerekiyor. Aynı şekilde beğeni ve yorumlarınızın da olması gerekiyor. Benim kanalım küçük, minnoş, tatlış bir kanal. O yüzden hayatta her şey para değildir. Zamanı geldiğinde o da olur. Buna inanıyorum gerçekten. O yüzden hani her şeye maddiyat gözüyle bakmayın bu hayatta. Siz sevdiğiniz, mutlu olduğunuz ve kendinizden eminsiniz yaptığınız işten, bu gerçekten çok çok güzel bir şey. Ben de burada çok severek sizlerle beraber vakit geçiyorum. Vloglarımı paylaşıyorum sizlerle. O yüzden çok mutluyum. Umarım en yakın zamanda 3,5-4 bin olmak dileğiyle. Gerçekten çok heyecan verici bir durum. Yani bunu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Sohbet kısmını yine çok uzattım. Yine bana çok kızacaksınız ama bu şekilde bu heyecanıma ortak olduğunuz için teşekkür ederim. O zaman videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni gelecek videolarım için ise bildirim zili tuşuna açın ki hop ben hemen video çekip attığım zaman da sizler de anda haberdar olabilirsiniz. Bu ailenin bir üyesi olduğunuz için tekrardan çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın. Ya bu çok güzel bir heyecan ya, bilmiyorum. Belki şu an evde olduğum için de böyledir ama yok yok, ben 3300'ü bir süredir gerçekten bekliyordum, o gerçekten o tam rakamı görmek beni çok mutlu etti ya, çok teşekkür ederim.